Hayat yalnızca geriye doğru öğrenilebilir. Ancak ileri doğru yaşanmalıdır. İnsanlar hiç kullanmadıkları düşünce özgürlüğü yerine ifade özgürlüğünü talep ederler. Kaygı özgürlüğün baş dönmesidir. İnsanlar beni o kadar az anlıyorlar ki benim onların beni anlamadıkları yolundaki şikayetlerimi bile anlayamıyorlar. Hayat çözülecek bir problem değil, yaşanacak bir hakikattir. Asıl çaresizlik kişinin kendisi olmayışıdır. Ya dünyadaki her şey bir yanlış anlaşılmadan ibaretse, ya kahkahalar aslında gözyaşlarıysa. İlim çalınamayacak bir servettir. Beni bir kere etiketlersen beni inkar edersin. Cesaret etmek bir anlık kontrolü kaybetmektir. Cesaret etmemekse kendini kaybetmektir. Zalim ölür ve egemenliği biter. Şehit ölür ve egemenliği başlar. Kendiniz olmanın gerçekleriyle yüzleşin. Çünkü ne olduğunuzu değiştiren şey budur. Birçoğumuz hazzın peşinden o kadar soluksuz bir hızla koşar ki onun yanından hızla geçeriz. İnanmak zordur. Çünkü itaat etmenin kendisi zordur. Can sıkıntısı tüm kötülüklerin anasıdır. Kendi olmayı reddetmenin çaresizliğidir. Tutku olmadan var olmak imkansız. Kendine güvenen mümin, Allah katında dertli kafirden daha büyük günahkardır. İnanç sıçraması, evet. Ancak derinlemesine düşündükten sonra. Neden şimdiki zamana dönüştürülemeyen bir geçmişi hatırlamak zahmetine giresin ki? Gizlice kızaran yanak, yürekteki koru yansıtır. Mutluluk, umutsuzluğumuzu saklamak için biçilmiş kaftandır. Hayatta sıranızın ne zaman geleceğini bilmek çok önemlidir. Üzüntüm benim kalemimdir. Düşünürden paradoksu çıkarın ve bir profesörünüz olsun. Hayır, hiçbir şey gizlemez. Ancak evet, çok kolay bir aldatmaca haline gelir. Şu dünyaya bir kez adımınızı attınız mı, ölmek için yeterince yaşlısınız demektir. Umut, mümkün olana duyulan bir tutkudur. İradeyi geliştirin. Bu, zihni koruyan zırhtır. Bu yüzden kendini aldatma. Aldatanlar arasında en çok kendinden kork. Tanrı'ya tiksindirici olmak istiyorsan sürüyle koş. Benim bakış açım silahlı tarafsızlıktır. Hayatın dehşetine verilecek tek akıllı taktik tepki ona meydan okurcasına gülmektir. Ruhsuzluk içinde kaybolmak en korkunç şeydir. Gençlik nedir? Bir hayal. Aşk nedir? Rüyanın mayası. Kendinizi sevmeyi unutmayın. Doğru bir biçimde kaygılı olmayı öğrenen kişi, nihai noktayı da öğrenmiş demektir. Tutku içinde kaybolmak, tutkuyu kaybetmekten daha iyidir.
İnsanlar tarafından yanlış anlaşılan bir şair olmaktansa domuzların anladığı bir domuz çobanı olmayı tercih ederim. Hayat kendi içerisinde yalnızca yaşayarak öğrenebileceğiniz gizli güçlere sahiptir. Aylaklık tüm kötülüklerin anası olmaktan çok tek gerçek iyiliktir. İnsanlar tahammül edemedikleri bir umutsuzluk düzeyine razı olurlar ve buna mutluluk derler. Uyumak dehanın zirvesidir. Çünkü beni harika yapan başıma gelenler değil, yaptıklarımdır. İnanç bir insandaki en yüksek tutkudur. Anladığınız şeye dönüşürsünüz. Hayat benim için acı bir içecek oldu ama yine de damla damla alınmalı, tek tek sayılmalı. Gerçekte olan benlik ol. İnanç tam da düşünmenin bittiği yerde başlar. Gözlerimi açtım ve gerçek dünyayı görünce gülmeye başladım ve hala gülüyorum. Bütün aşkı şehvetten ayıran şey, onun bir sonsuzluk izlenimi taşımasıdır. Eleştiriye verilecek en iyi cevap gülümseyip unutmaktır. Neticede en yüksek olan, en yüksek olanı anlamak değil, onu yapmaktır. Çok arkadaşınız yoksa eğer, bu çok fazla hayat deneyimi edinmişsiniz demektir. Emek olmadan yemek olmaz. İnsan olmak bir gerçek değil, bir görevdir.